Selamlar herkese tekrardan güneşli bir günden merhaba. Bugün evin etrafındaki alışveriş nereye gideceğiz bugün ya dur. Bugün biraz market alışverişi yapacağız ama bu sefer kendim için değil. Yanında da annem var. Listeyi falan da biliyor, ben bilmiyorum ne alacağız. Aynen. Pirinçtir, makarnadır, böyle tuvalet kağıdı, diş macunu. El sabunu, sıvı sabun. Hiçbir şeysi yok yani, klasik erkek öğrenci evi. O yüzden onun alışverişini yapacağız beraber. Bir de böyle etrafta mağaza bir şey varsa onu gezeriz dedik. Hava gerçekten çok güzel, güzel bayağı güneşli. Anıtkabir'e gittiğimiz gün de fena değildi ama birazcık rüzgarlıydı. Hani rüzgar üşütüyor. Bugün bayağı güzel. O zaman market alışverişi başlasın. Bugün de şansımıza pazar varmış. Böyle poşetli bir tane kız gördük. Pazarın nerede olduğunu bilmiyoruz çünkü, onu soralım diye. Zaten burası öyle bir yer ki çok merkezi. Hani bir sürü market var. Migros, Carrefour, böyle acayip isimli marketler falan hep bir arada. İstanbul'daki evin etrafı böyle değil yani, o yüzden hoşuma gidiyor. Daha böyle bir anneanne, teyze, ondan sonra emeklilerin yaşadığı yermiş gibi geliyor. Hoş, böyle 80'ler 90'lar havası var. Sanki hoş 80'leri çok biliyormuşum gibi. Bir tane makyaj süngeri istiyorum ama. Neyse, bana hoca fiyatları bayağı pahalı geliyor. Bunlar 5. Bunlar da hep 50-60 cm civarındaydı. DM'de de aşağı yukarı aynıydı, Osman'da var. Bak, aslında bunları buradan bulmak mümkün ama. Gerçi bu markayı ben hiç hatırlamıyorum. Niye selamlar herkese, merhaba, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Almanya'dan sonra market alışverişleri videoları bitti sandık belki. Ben de öyle sandım ama şansımıza öğrenci evine alışveriş yapabileceğimiz. Ya gerçi evde de yapabilirdim. Masayı salladım. Evde de yapabilirim market alışverişleri videosu ama zaten annem oluyor. Annem birazcık pişiriyor. Hani mutfakta daha etkin olduğu için ben biraz hani geri planda dururum. Çekmem, o tarz videolar gelmez diye düşünüyordum. Tabii bir de Almanya gibi olmaz diye düşünmüyordum. Market alışverişleri videosu herhalde gelmez artık diyordum. Ama bu şansımıza Ankara'ya geldik, işte kardeşimin evindeyiz. Gitmek üzereyiz, hani gitmemize az kaldı. Annem de böyle bir alışveriş yapmak istedi. Hani biz gitmeden evde birkaç şey olsun. Çünkü dolap yani biz geldiğimizde tam takır kuru bakırdı. Bir de erkek olunca sanırım daha farklı oluyor. Bilmiyorum, ben burada kalıyorsam öğrenci evinde daha farklı olurdu durum. Marketi, pazarı gezmiş olduk beraber. Aldıklarımızı da göstermek istedim. Böyle de nostalji yapalım gerçi. Çok zaman geçmedi gene de gelmemden ama olsun. Öncelikle ne yaptık? Ha, burada şansımıza pazar günüymüş. Bugün ne? Perşembe günlerden. Elinde market poşetleri olan teyzeler görünce birisine sorduk. Sorduğumuz kişi önce yabancı, ben de bilmiyorum burasını, yabancısıyım falan dedi. Neyse, nerede dediler? Taksi durağının arkasında mı, sol tarafında mı ne, işte gittik bulduk pazarı, çok yakın. Zaten biz Cebeci tarafındayız şu anda. Her şey böyle ayağınızın altında, marketler var, işte değişik değişik pazar var. Bugün perşembe pazarı var, cumartesi günü sosyete pazarı varmış falan. Ne aldık? 1 kilo sanırım bu, salatalık aldık. Demin işte kardeşim sınavım var bugün, eve bir geldi yemek yiyeyim diye, salatalık yiyeceğim dedi. O kadar güzel kokuyor ki annem sürekli bana sen de ye, sen de al, sen de al falan diyor. Salatalık çok güzel. Ben daha önce bahsetmemişimdir herhalde. Erik çok severim. Erik hastasıyım yani. Ekşi erik. Bayılırım. Bu da ne kadardı? Kilosu 15'e satıyordu. İşte geçen hafta 20'ye sattık. Bu hafta 15'e, haftaya daha düşer falan dedi adam. Ekşi erik sevenler için gayet güzel. Benim hoşuma gitti zaten bu. Ne kadar verdik biz buna? 5. Annem dedi bezelye alalım. Ondan sonra hem yapalım işte, dolaba atar mı bilmiyorum. Hani dondurucu yatmaz herhalde, yaz artık geliyor. Bezelye yemeği sanırım gitmeden yapacağız. Makarna aldık marketten. Filizmiş bu. Baya
başka? Bana çok tuhaf geliyor ya market alışverişi de uzun zamandır yapmadığım için. Ben biber kızartması çok seviyorum. Bunu da yine biberden aldık. Biberden aldık. Marketten aldık. Ne kadarmış bu? 4.95. Kilosu 1.19 tutmuş. Dediğim gibi ben kızartma falan çok seviyorum. Aslında iyi değil kızartma o kadar ama biber kızartması böyle yazın işte yemek yemeyip böyle yazın balkonda yapılan, ben genelde böyle küçüklüğüme çocukluğuma gidiyorum biraz, anneannemin balkonunda böyle kuzenimle beraber falan işte peynir ekmek, domates, ondan sonra salatalık, böyle kızartmalar falan bizim favorimizdi. Hani yemek yemezdik, daha böyle kahvaltı tarzı onlarla geçiştirirdik akşamları falan. Muz aldık bir de. Ben şey yapmak istiyorum ya, muzlu kek yapmak istiyorum. Aklımda ne zamandır. Ama böyle güzel bir tarif bilmiyorum. Eğer tarif varsa aklınızda, yorum kısmına bekliyorum böyle güzel bir muzlu kek. Muzlu ekmek, banana bread falan diyorlar. Yani muzlu ekmek falan çok Amerikalılar sanırım yapıyor bayağı. Ben onu kek versiyonu yapmak istiyorum. Bir de ne almış? Patates almış. Kaç kilo bu? Kilosu 95'miş. Bir de ben semizotu aldım dedi. Ben Almanya'da, normalde ben semizotu yemiyordum. Almanya'dayken başladım işte semizotu yemeye. Yoğurtlu ya da böyle işte limonlu, zeytinyağlı falan yiyordum. Bayağı güzel, hani vücut için de çok sağlıklı gerçekten. Bir de patates almış. O kadar komik ki hani erkek öğrenci evi olunca, bilmiyorum benim kardeşimden mi yoksa böyle erkeklerin hepsinde böyle mi? Yani zaten yemek problemi olan bir çocuktu küçüklükten beri. Ama o kadar zor ki hani yemek yapmıyor, böyle abuk sabuk şeyler. Mesela soruyorum, bunu yiyor mu, şunu yapıyor mu falan diye, annem yok yok diyor. Yani ne yediğine dair gerçekten hiçbir fikrim yok ama göbeklenmiş, böyle zaten boyu uzundu. Çok fena. Bugünlük bu kadar da aldıklarımız ama daha da alacağız. Annem öyle söyledi, birkaç daha eksikleri bir şeyleri varmış işte gitmeden. Onları da bu videoya eklerim. Tekrardan videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Tabii sizin için hiç süre geçmemiş oldu ama benim için arada bir iki gün olmuş oldu. Bugün de Carrefour'a gittik annemle. Aslında geçen sefer böyle alınması gereken en önemli şeylerden bir tanesi tuvalet kağıdı. Onu almayı unutmuştuk. Ne vardı? Serpak vardı, Milo vardı. Bu Milo sanırım indirime girmişti. 3 katlı olanı. Ben bunu neden buradan çıkartmaya uğraşıyorum? Gerçekten. Annem bayağı böyle bir inceledi. Boyutuna falan baktı. Tamamen böyle yani. Hesabını yapıyor. 2 katlı fiyatına 3 katlı satıyorlarmış. Bilmiyorum ben çok ayrıntısını. İndirim edildi diye bundan aldık. Daha önce biz herhalde Milo almadık. Kendi evimize de annemler şey alıyor herhalde. Papiye alıyorlar. Bir Dr. Oetker'in kakaolu pudingini aldık. Bir de Kartdor'un çikolatalısını aldık. Gerçekten arasında ne kadar tat farkı olur bilmiyorum. Belki çikolatalı olan daha yoğun olabilir lezzet açısından. Gerçi burada da daha yoğun kakao lezzeti diyor, evet. Top kek aldık. Bunlar benim her zaman keklerde favorimdir. Çilekli. Bunun çileklisi var mı? Var tabii canım, en güzel çileklisi var. Annem kakao almış, ben bilmiyorum. Bunları ben seçmedim. Çubuk kraker tabii ki. Dedim büyük paketinden alalım. İşte açar bayatlar falan diye. Ben seni bayağı bir... Ki. Ben trendeyim diye bunlardan bir tane aldım. Ona da küçüğünü aldık, susamlı her zamanki gibi. Ama bunun içinde 5 tane falan var gerçekten. Yani iyice ne küçültmüşler. Bir de 2 tane çikolatalı gofret aldık. Bunların hepsi senin. Şunlar benim. Piskolata benim. Bunu daha önce nerede denemiştim? Onun çubuk şeklinde var. Stick gibi bir şey yani. Hı. Bayağı güzel o. Yine şey, Hindistan cevizli falan. Vallahi ben Hindistan cevizini seviyorum böyle çikolatanın üstünde falan. Eskiden mesela kokosları hiç sevmezdim. Babam da abur cubur diye hep ondan alırdı, evde yemezdim. Sonra alıştım. Bunu da denemiş miydim hiç hatırlamıyorum. 3.25 mi öyle bir şeydi fiyatı. Kolata Nirvana. İçinde ne kadar vardır? Açarsam bitiririm diye korkuyorum. Bir de annem Migros'a gitti tekrardan. Sanırım tavuk pirzola mı? Tavuk mu? Ne alacaktı? Pirzola. Burada da tanıdık kasap bilmediğimiz için böyle ya Migros'tan ya Carrefour'dan oluyor annem etleri. İşte pirzola almaya gitti. Aslında ben bugün dışarıda yerim falan dedim ama birden böyle, sen böyle değildin tabii ki de. Eskiden olsa dışarı gidelim, dışarıda yiyelim. Şimdi böyle ev yemeği yap bana ya, ev yemeği istiyorum falan diye ağlıyor baya baya. Göstermeyi unutmuşum çünkü diğer poşet içeride kalmış. Hemencecik araya girip aslında videoyu bitirmiştim ama. Palmolive'den duş jeli aldık. Ondan sonra makarna aldık. Ya bu şeylerin, makarnanın, bilmiyorum, İtalyan olsam belki fark ederdim. Hani Barilla'nın tadı çok farklı geliyor, işte Ankara'nın farklı, Filiz'in farklı falan. Bana aynı geliyor, annem de pek anlamıyorum dedi. Yani İtalyan olsak dedim belki fark ederdik Barilla'nın şeyin farkının. Arpa şehriye aldık. Ondan sonra bu Carrefour'un kendi markasıydı. Ankara'nın olan birazcık pahalıydı.
annem de bunu almak istedi. Bir de pirinç aldık ama o içeride kaldı. Onu taşıyamadım şimdi. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Almanya'dan sonra böyle bir nostalji yapmış olmak istedim market alışverişleri videosuna. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar böyle bir like atmayı unutmazsanız çok iyi olur. Bir de abone olursanız gerçekten güzel olur. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Bunu koyacağım. Abi koyma lan. Koyacağım. Valla bir şey. Anne bir şey. Abla var bak koyma.